kuşlarımızın çok değerli temsilcileri, değerli belediye başkan yardımcılarımız ve saygıdeğer müdürlerimiz, Ali Ağamızın Prestige projelerinden Ali Ağa Park Plaj ve Sosyal Tesislerinin bu yıl dördüncü kez Mavi Bayrak'la ödüllendirilmesinin bu anlamlı töreni de hepinizi burada görmekten dolayı çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Çok değerli konuklarımız, saygıdeğer Ali Ağa hemşehrilerimiz, Ege bölgemizin en gözde tatil rotaları arasında yer alan Ağa Park'ta bir kez daha Mavi Bayrak'la buluşmamızın sevincini, mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Atılan adımlar, yapılan çalışmalar, alınan önlemler, aksamadan yürütülen hizmetler sayesinde yine Ali Ağamız bu konuda gerçekten de kalitesini bir kez daha ispatlamış oldu. Değerli misafirlerimiz, hoş geldiniz. Ali Ağa Futbol AŞ olarak işletmesini aldığımız bu gizli tesisin eşsiz kılacında dördüncü kez Mavi Bayrak kalkandırabilmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bundan sonrası içinde üst düzey kalite kriterlerinin ödün vermeyerek halkımızın en iyi hizmet sunacağız. Tüm araya hayırlı olsun diyoruz. Emeği geçen başta Serkan Acar Başkanıma çok sonsuz teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Mavi Bayrak Kuzey Ege Koordinatörü, Türkçev Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Sayın Doğan Karataş'ı alkışlarınızla kürsüye davet etmek istiyorum. Büyük bir gururla bugün dördüncü yılımızın, dördüncü sefer asılacak bayrağımızın törenini yapıyoruz. Ben her yere, her gittiğim yere söylüyorum bunu. Gururla söylüyorum bunu. Şehir merkezine en yakın noktalardan birisi olan Ağa Park'ımız 2017 yılında yine başkanımızla birlikte ilk bayrağımızı asmıştı. O gün de şunu söylemiştim. Başkanım o gün bana şey söylemişti. Ali Ağa'nın bir imajı var. Biz bunu değiştirmek, düzeltmek istiyoruz. Bir sanayi kenti imajı var. Biz burayı neden bir turizm kenti haline getirmeyelim diye. Bugün gerçekten gururla ve mutlulukla bakıyorum şimdi plajımıza. İnanın Aydın ilinden Çanakkale, Tekirdağ'a kadar Mavi Bayraklı plajlarımızı kontrol ediyoruz, denetliyoruz. İnanın bu kalite bu bölgede hiçbir yerde yok. Bu nitelik hiçbir yerde yok. Tamamen Avrupa standartlarında hazırlanmış, güvenlik önlemleri tam olarak alınmış, engelli olanakları tam olarak alınmış, çocuklarımızın her türlü güvenle faydalanabileceği harika bir tesis yapılmış. O gün bu ilk adımlar atıldı ama şimdi görüyoruz ki bu adımlar daha da ileriye taşınmış. Demin bir ziyaret formu hazırladık. Hani çok denetim demek istemiyoruz ama ziyaret formu hazırladık. Orada da yazdım, teşekkürlerimi sundum. Burada en önemli şey şu. Mavi bayrak kriterleri 33 tane. Ancak Mavi bayrak kriterleri neyin yapılmasını söylüyor ama neyin ne kadar kaliteli yapılması gerektiğini söylemiyor. Başkanımıza, Serkan Başkanımıza buradan hem şahsım adına hem de kurum adına tekrar teşekkür ediyorum. Burada en önemli fark ne biliyor musunuz? Buradaki en önemli fark kalite. Sadece mavi bayrak kriterleri yerine getirilmemiş. Bunlar da yapılırken en iyisi yapılmış. Bu vesileyle de hem yine başkanımıza hem de bu kalitenin ortaya çıkmasını sağlayan tüm belediye çalışanlarımıza son bir defa teşekkürlerimi sunuyorum. Mavi bayrağımız hayırlı ve uğurlu olsun. Çok değerli belediye başkanımız Sayın Serkan Acar'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Bugün Ağa Park plajlarımızın Mavi Bayrak sezon açılışını gerçekleştiriyoruz. Bizim için mutlu bir gün. Az önce Doğan Bey'in de dediği gibi ilk Mavi Bayrağımızı 2017 yazında asmıştık buraya. O zaman Doğan Bey şunu söylemişti. Evet, Mavi Bayrak almak önemli bir husus. Ama ondan daha önemlisi onu koruyabilmek. Bugün ne mutlu ki aralıksız olarak dördüncü defa Mavi Bayrağımızı burada dalgalandıracağız. Biz bir sanayi şehriyiz ama sanayimiz kadar denizimiz var, tarihimiz var, doğamız var. Biz bunları da öne çıkarmak istiyoruz. Ülkemizde bu yıl Ağa Park'la birlikte 486 plaj Mavi Bayrak sahibi oldu. Mavi Bayraklı bir plajda her 15 günde bir sezon boyunca deniz suyu analizleri yapılmakta. Can kurtaran, ilk yardım gibi 33 önemli kritere sahip olmak gerekiyor. Biz
Alaallar olarak bugün dördüncü defa bu kriterlere sahip olmanın da haklı, onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu yılki sezon açılışımız geçmiş yıllara göre biraz daha farklılık arz ediyor. Çünkü ülkemiz bir pandemi sürecinden geçiyor, tüm dünyada olduğu gibi. Bu pandemi sürecinde evet mavi bayrak kriterleri olduğu kadar bir de pandemi kriterleri eklendi herhalde. Bizde de mutlak surette biliyorsunuz insanlar en çok tercih edeceği yerler hijyenik yerler olacaktır. Ancak turizm sektörünün de tercihinde önemli bir esas, önemli bir kriter de mavi bayrak olacaktır. Ağa Parkımız, Ağa Park plajımız mavi bayrağı yine hak ederek aldı. Ve tüm halkımızı Ağa Park plajlarımızda güvenli ve keyifli vakit geçirmek üzere tüm halkımızı buraya davet ediyorum. Evet, bu plajlarımızın yine dördüncü defa mavi bayrağı hak etmesinde emeği geçen başta bu yıl işletme hakkını da işletecek olan Kamil Başkan olmak üzere, Ala Spor'umuzun değerli başkanı olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ve Ağa Park plajlarımızın Ala Spor'umuza ve Ala halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, dördüncü kez mavi bayrağımızı